İyi akşamlar hocam. Bizi kırmadınız, kabul ettiniz. Sağ olun. Aslı, ben teşekkür ederim. Böyle bir yayın vesilesiyle en azından çalışma verilerimizi daha fazla kişiye ulaştırma imkanı bulmuş olduk biz de bu şekilde. Evet, çok önemli bir tez bu yapmış olduğunuz çalışma ve hepimizin de bir şekilde yaşadığı bir problem. Ben çok sözü uzatmadan hemen sorulara başlamak istiyorum çünkü gerçekten çok derin bir konu. Ülkemizde bunu sadece kendi ülkemiz olarak algılamamak lazım zannediyorum bir kere her şeyden önce. Ülkemizde ve tüm dünyada akran zorbalığı artıyor mu? Ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle, aslında akran zorbalığı dünyadaki tüm ülkelerde yaygın olarak görünen bir sorun. O nedenle son zamanlarda birçok ülkede bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların sayısında artış var. Ve yani açıkçası hani çalışma sayısı artmış olmasına rağmen akran zorbalığı artıyor diyebileceğimiz şekilde elimize yeterli bir veri yok. Ama şunu söyleyebiliriz. En azından bundan 10-15 sene öncesine göre zorbalığın daha ciddi bir hal aldığını ve açıkçası yaygınlığının arttığına yönelik işaretlerin olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu oran nedir? Yani otizm çocukların zorbalığa uğradığını söyleme oranımız nedir hocam? Şöyle açıkçası hani hemen hemen birçok ülkede benzer oranlar bildiriliyor. Ve normal tipik gelişim gösteren dediğimiz herhangi bir özel durumu olmayan akranlarına göre bu oranlar çok daha fazla. Evet. Biraz ortala demişler bana. Şimdi unutuldum. Evet. Olmuş bunların. Bu arada teknik destek aşağıdan devam ediyor. Peki şöyle söyleyeyim. Otizmin şiddeti arttıkça akran zorbalığı daha mı fazla oluyor? Şimdi şöyle, aslında ben ilk olarak TED formu nasıl karar verdiğime başlarsam, bir öyküyle başlayacağım için arkasına belki bunları konuşmak daha iyi olabilir. Şimdi ben açıkçası TED forma karar vermeme sebep olan polikliniğimde görmüş olduğum bir hastamdı. Ben uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi'nde aldım. Ve bizim üniversitemizde her pazartesi günü bir polikliniğimiz spesifik otizm polikliniği olarak hizmet vermekte. Ve bu poliklinik daha önce otizm tanısı alan çocukların takibinden sorumlu. Bir pazartesi günü otizm polikliniği yapıyorum. Ve annenin biri içeriye geldi. Hocam dedi, sıra bizde ama dedi çocuğumuzu içeri getiremiyoruz, binaya koyamıyoruz. Eskişehir'den geldik, uzak bir yerden geldik. Sabahın çok erken saatinde hani hızlı trene binerek geldik. Ve açıkçası muayene olmadan da gitmek istemiyoruz dedi. Şimdi anne çocuğu içeriye koymakta zorlanıyorum deyince açıkçası benim aklıma kapalı ortama girince huzursuz olan, tipik otizm belirtilerinin bir çoğunu taşıyan, ağır otizmli bir çocuk canlandı. Şimdi böyle bir çocuğu da içeriye koymak için zorlamak huzursuzluğunu artıracağı, o muayene için belirtilerini artıracağı ve içe kapanmasına sebep olacağı için çok sağlıklı bir muayene olmayacaktı. O yüzden anneye şöyle dedim, tamam zorlamayalım. Ben de sizinle beraber dışarıya geleyim. Önce bir çocuğu dışarıda göreyim. Sonra ne yapacağımıza karar veririz dedim. Anneyle beraber dışarı çıktık. Çocuk annesinin yanında beni görünce koşarak uzaklaştı. Daha fazla uzaklaşmaması için peşinden gitmedim. Bu arada çocuk benim aklımda canlanan çocuktan çok farklıydı. 13-14 yaşlarında işte verbal dediğimiz konuşan, karşılıklı iletişim kuran, normal öğrenim sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimine devam eden, işlevselliği iyi olan bir çocuktu. Öyle olunca anne şöyle dedim, ben binanın önünde bekliyorum. Siz çocuğun yanına gidip şöyle söylediğimi iletin. Eğer yanıma gelip içeriye neden girmek istemediğini söylerse onu içeriye koymak için zorlamayacağım, söz veriyorum. Anneyle baba gitti çocuğun yanına. Biraz konuştuktan sonra gönülsüz bir şekilde çocuk geldi yanıma. Ve yanıma geldiğinde ilk söylediği şey çok şaşırtıcıydı. Ben o okula gitmek istemiyorum. Kimse beni okula gönderemez dedi. Oysa ki mesele bu çocuğun uzun süredir olan okula gitme isteksizliği ve bir süredir de okula gitmeme durumuymuş.
Aile bu sorunu çözmek için çocuğu kontrole getirmiş. Çocuk da muayenede bunu konuşulacağını biliyor. Konuşulduktan sonra bir şekilde okula zorla gönderileceğini düşündüğü için içeri girmeyi reddediyormuş. Bu çocuğun okula gitmeyi reddetmesine sebep olan şey akran zorbalığıydı. Sonrasında otizmi olan çocuklarda akran zorbalığı ne düzeyde diye açıkçası merak edip yayınlara baktığımda, araştırmalara baktığımda ülkemizde otizmi olan çocuklarla ilgili böyle bir çalışma olmadığını gördüm. Ve bu şekilde aslında tez korumada karar vermiş oldum. Şimdi ben tezimde 3 grup çocuğu değerlendirdim. Bunlardan biri işte normal öğretime kaynaştırma öğrencisi olarak devam eden, işlevselliği iyi olan otizm tanı çocuklarımızdı. İkinci grubum yine normal sınıflarda kaynaştırma öğrencisi olarak devam eden zihinsel yetersizliği olan çocuklardı. Ve üçüncü olarak da bu iki özel gereksinimi olan çocuğu karşılaştırmak için bizim tipik gelişim gösteren dediğimiz aslında herhangi bir özel durumu olmayan ve normal gelişim gösteren çocuklardan oluşacak şekilde toplam 131 tane ilköğretim ve ortaöğretim me giden çocuk ve ailesiyle görüştüm. Akran zorbalığını ve bununla ilişkili olabilecek faktörlere baktım. Bunlardan biri de otizm şiddetiydi. Hani ilişkili olabilecek faktörler açısından. Şimdi şöyle, aslında insanların birbiriyle iletişim ve etkileşim içerisinde olduğu değişik ortamlar var. Çocuklar için bunlardan en önemlisi okul. Okulda geçirmiş olduğu yaşantılar, çocukların aslında bir bakıma sosyalleşmesi, sosyal becerilerini geliştirmesi, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini desteklenmesi, bağımsız, sağlıklı birer yetişkin olma yolunda aslında katkı sağlıyor. Fakat eğer okulda zorbalık ve şiddetten söz ediliyorsa bu ilkeleri ters düşüyor maalesef. Şimdi otizm şiddetiyle zorbalığın bir ilişkisi olup olmadığını sordunuz. Şimdi şöyle, otizm şiddeti derken aslında neyi kastediyoruz? Önce bir onu kısaca açıklamak istiyorum, daha iyi anlaşılmak adına. Şimdi klinisyenden klinisyene değişmemesi için, yani bir doktorun şiddetli dediği bir çocuğa başka birinin daha az şiddetli dememesi için bizler polikliniklerimizde otizm tanısı olan çocuklarımızın davranışlarını gözlemleyip doğrudan değerlendirip yani değerlendirdikten sonra bunu nesnel ve ölçülebilir bir şekilde çocukluk otizmi derecelendirme ölçeği dediğimiz bir ölçeği kullanıyoruz. Şimdi bu ölçekte aslında otizmde bu en sık bozulan 15 davranış değerlendiriliyor. 15 davranış alanı değerlendiriliyor. Nedir bunlar? İşte insanlarla kurmuş olduğu ilişkinin kalitesi, sözel olmayan iletişim becerisi, nesne kullanımı, taklit becerisi, herhangi bir duygusal hassasiyeti var mı? Değişen durumlara nasıl uyum sağlıyor? Ve olaylara duygusal tepkisi nasıl? Şimdi bu alanları değerlendirip bunları skorluyoruz. Her bir davranış için 1 ile 4 arasında puan veriyoruz. Şimdi bir verdiğimiz davranış aslında o yaş grubu çocuk için normal dediğimiz bir davranış. 4 dediğimiz puan ise normalden en çok sapan puana denk geliyor. O yüzden çocuğun burada bu ölçekte almış olduğu puan yükseldikçe aslında otizm şiddeti artıyor. Yani belirtileri daha yoğun ve günlük hayatını daha olumsuz etkileyecek düzeyde oluyor. Doğal olarak otizm şiddeti arttığında bu belirtiler daha yoğun olduğu için evet, yani otizm şiddeti arttığında aslında zorbalığa daha fazla maruz kalıyorlar. Zaten biz de çalışmamızdaki veriler de bunu destekler nitelikteydi. Otizm şiddeti düşük olan çocukların %30'u akran zorbalığına maruz kalırken yüksek olan çocukların %75'inin akran zorbalığına uğradığını tespit ettik. Çok acı. Peki bu zorbalığı çocuklar annelerine veya öğretmenlerine iletebiliyorlar mı? İletmişler mi? İletiyorlar mı? Şöyle, her üç grup için aslında sonuçlar farklıydı. Mesela tipik gelişim gösteren çocuklara baktığımız zaman zorbalığa uğrayan her çocuk bunu muhakkak biriyle paylaşmış. Öğretmenine söyleyen her çocuk bunu annesine de söylemiş. Yani anne babasına da söylemiş. Zihinsel yetersizliği olan gruba baktığımız zaman aslında yine zorbalığa uğrayan her çocuğun bir şekilde birine söylediği
görmüş olduk ama anne babasına söyleyen her çocuk öğretmenine söylemiyordu. Aslında sınıf öğretmenine söyleme oranları kötü değildi zihinsel yetersizliği olan grubumuzda da %75'ti. Ama yine de ebeveynine söyleyen her çocuk öğretmenine söylemiyordu. Otizmli gruba baktığımız zaman ise sonuçlar çok farklıydı. Bu çocukların 2 bölü 3'ü bu durumu biriyle paylaşıyor. 1 bölü 3 hiç kimseye söylemiyor. Yani yaklaşık %30'u kimseye söylemiyor. Bu 2 bölü 3'lük kısma baktığımız zaman ise çoğunluğu ebeveynlerine söylüyor. Sınıf öğretmenlerine söyleme oranı %28. Çok çok düşük. Aslında bu bulgu düşünülmesi gereken bir bulgu. Neden? Çünkü akran zorbalığının meydana gelmiş olduğu okul ortamından sorumlu olan öğretmene değil de neden yalnızca anne babaya söyleniyor? Bu enteresan. Ben bunu yani ben çok çocuklarla bir aradayım. Soruyorum bazen. Bana şöyle bir şey söylemişti bir genç. Öğretmene söylersem arkadaşlarım benimle daha fazla dalga geçerler. İşte korkak olduğumu söylerler. O sebeple öğretmene söylemiyorum demişti. Evet. Bilmiyorum, bu da etkenlerden bir tanesi belki olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle tabii burada eğer öğretmen bir çocuk kendi yanına böyle bir şikayetle geldiği zaman bunu nasıl ele alıyor? Biraz bu da önemli. Şimdi sınıf Tabii. içerisinde tüm arkadaşların duyacağı şekilde bu konuşulduğu zaman evet o zaman hani alay konusu Tabii. olabiliyor. Öğretmeni sanki kendisinin hani bir şekilde baş edemeyip gittiği yere yönelik. O yüzden burada aslında doğru olan yaklaşım zorbalığı yapanla uğrayan çocuğun ikisiyle ayrı bir görüşme ilk etapta. Ya. Ya. Doğru. Bunlarla ilgili eğitimler verilmeli aslında öğretmenlere. Çünkü bu zorbalık dediğiniz gibi yani sadece farklı gelişenlerde değil, normal gelişenlerde de çok fazla yaşanan bir olay. Peki bu akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda içe çekilme, sosyal gerileme veya uygunsuz konuşma gibi problemler gözlemliyor musunuz hocam? Şöyle biz açıkçası hani çalışmamızda ilişkili olan faktörlere değerlendirirken baktığımız noktalardan biri de özellikle bizim normal kliniklerde yine kullandığımız sorunlu davranış kontrol listesi üzerinden baktık. Şimdi bu sorunlu davranış kontrol listesinde 5 alan değerlendiriliyor. İşte irritabilite, hareketlilik, tekrarlayıcı, işte basma kalıp ineleyici davranışlar, sosyal içe çekilme ve uygunsuz konuşma sorunu. Bu 5 alanda çocuğun sıkıntıları ne düzeyde ölçek üzerinden daha nesnel bir şekilde veri elde edebiliyoruz. O yüzden biz aslında çalışmamızda bu ölçeklerde çocuğun bu alt ölçeklerde almış olduğu puanla zorbalık arasında bir ilişki var mı diye baktık. Ve zorbalığa uğrayan çocukların sosyal içe çekilme ve uygunsuz konuşma sorunu alt ölçeği puanların daha yüksek olduğunu gördük. Zorbalığa uğramayanlara göre. Şimdi bu aslında şu anlama geliyor. Zaten sosyal içe çekilme alt ölçek puanı düşükse bu çocuğumuzun sosyal becerileri aslında zayıf. Onu gösteriyor. Uygunsuz konuşma sorunu alt ölçeği puanı düşükse zaten bu çocuğumuzun işte tekrarlayıcı, kendi kendine konuşma ya da aynı soruyla ilgili tekrar tekrar soru sorma şeklinde etraftan aslında fark edilebilecek, belki hoş karşılanmayacak, dikkat çekecek belirtilerin fazla olduğunu gösteriyor. Şimdi doğal olarak böyle olunca bunlar etraftan farklılık olarak dikkat çekeceği için de çocuğu daha riskli hale getiriyor. Evet. Şimdi farklılık maalesef yani neredeyse her zaman zorluk ve risk demek. Hele ki bir de farklılığın yanında problem çözme becerinizi, sosyal iletişim becerinizi olumsuz etkileyen otizm gibi bir zorluğunuz varsa zorbalık neredeyse kaçınılmaz gibi oluyor. Şimdi biraz aslında oranlardan bahsetmek isterim. Şimdi 1970'lere kadar aslında zorbalık çocuğun normal gelişimindeki diğer etkileşimler gibi normal bir durum olarak varsayılmış. Fakat Norveç'te arkadaşlarının zorbalığına uğradığı için intihar etmiş olan bir çocuk haberinden sonra
aslında zorbalığın normal bir durum olmadığı ve önemli bir sorun olduğu anlaşılmış. Ve bu haber zorbalıkla ilgili çalışmaların başlamasına sebep olmuş. Ve ilk çalışma da Norveçli psikolog Olweus tarafından yapılmış. Yaşları 8-16 yaş arasında değişen yaklaşık 150 bin İskandinav öğrenci değerlendirilmiş. Ve zorbalığa uğrama, mağdur olma oranı %9 olarak bulunmuş o dönemde. Yani 10 çocuğun biri zorbalığa maruz kalıyor. Şimdi ülkemize bakacak olursak ise ülkemizde bu konu 30 yıllık gecikmeyle 2000'li yıllarda incelenmeye başlanmış. 2002 yılında İstanbul'da 9 özel ve devlet ilk ve orta öğretim okulundan yaklaşık 650 öğrencinin yapılmış olduğu bir çalışmada bu oran %8 olarak tespit edilmiş. 2006 yılında Ankara'da yapılmış olan başka bir çalışmada 6, 7 ve 8. sınıfların yine orta öğretimdeki çocukların yaklaşık 750 öğrencinin dahil edildiği çalışmada bu oran %21 bulunmuş. Şimdi bizim çalışmamızda tipik gelişim gösteren çocuklarda tespit ettiğimiz oran %23'tü. Tabii bu oranlar hep tipik gelişim gösteren çocuklar için söylediğim oranlar. Şimdi otizm gibi akran zorbalığına açık hale getiren bir zorluğunuz varsa durum ne? Şimdi bununla ilgili 2016 yılında bir derleme yayınlandı. O derlemede bu çocuklarımızın %44 oranında zorbalığa maruz kaldığı bildirildi. Bizim çalışmamızda da %46'ydı. Yani bu şu anlama geliyor. Otizmli çocukların ikisinden biri zorbalığa, neredeyse ikisinden biri zorbalığa uğruyor. Şimdi bizim çalışmamızda diğer bir grupta zihinsel yetersizliği olan çocukların olduğu gruptu. Orada da yine bulduğumuz oran yüksek, %45. Yani otizmli çocuklar ve zihinsel yetersizliği olan çocukların tipik gelişim gösteren akranlarına göre 2 kat daha fazla zorbalığa uğradığını tespit ettik. Yani bu çocuklarımız aslında daha fazla risk altında. Tabii. Çok acı. Aslında şu da aklıma geliyor sizi dinlerken hocam. Şimdi otizmli çocuklar genel olarak biliyorsunuz yanlarında mutlaka bir destek öğretmenle okula gitmeye gönderiyoruz. Yani gölge öğretmen dediğimiz kişiler var. Kaynaştırma öğrencileri için söylüyorum ben bunu. Evet. Yani çoğu böyle. Şimdi bir kaynaştırmada bir gölge öğretmen varken onun yanında zorbalığa maruz kalma ihtimali daha düşük gibi geliyor bana. Yani mantıklı düşünürsem. Şimdi benim Evet. oğlum liseyi bitirdi kaynaştırmayla. Şimdi birisi de sormuş bana Garen hiç akran zorbalığına uğradı mı diye. Yani ben aslında oğlumun yanına gölge öğretmeni diğer çocuklardan korumak için koymuştum. Yani Evet. hani Garen'e destek sağlasın da diğer çocuklara uyumunu sağlasının dışında tabii o da önemli. Ama o çocuklardan Garen'i korumak içindi bu. Ve buna rağmen yanında bir abimiz olduğu halde bir iki arkadaşı dala geçmişti Garen'le. Ama Garen çok bu işlere takılan, bunu sorun eden bir çocuk değil. O sebeple mesela bana mantıken düşündüğümde zihinsel engelli çocukların, yani hafif zihinsellerin özellikle desteksiz okula gittikleri için sanki daha fazla uğramaları gerekiyormuş gibime geliyor. Yani hani diğerleri destekle gittikleri için, ama siz tabii desteksiz giden otizmli arasında yaptığınız bu çalışmayı büyük bir ihtimalle, değil mi? Şöyle açıkçası biz onu ayrıca değerlendirmedik. Hani gölge öğretmen olup olmadığını sormadık. Ama evet doğru, yanında bir yetişkin olduğu zaman bu çocuğu bir bakıma aslında koruyor. Zaten akran zorbalığını azaltmak için burada okulda öğretmenlere büyük iş düşüyor. Özellikle teneffüs saatinde nöbetçi öğretmenlerin daha çok ortalıkta olması gerekiyor. Tabii bu tek başına çözüm değil. Yani her zaman başlarına yetişkin mi koyacağız? Yani zorbalığı azaltmak için bu asıl hani gerçek çözüm bu değil. Ama evet en azından kısmen bunu azaltacaktır. Ne yapılabilir azaltmak için? Söylediğiniz şey çok doğru. Müfredatlara gerçekten akran zorbalığıyla ilgili eğitimler zorunlu olarak konulmalı. Ara ara eğitimler verilmeli. Zorbalığın ne olduğu, zorbalığa uğradığımızda ne yapabiliriz? Ya da başka birinin zorbalığa uğradığını gördüğümüzde neler yapılabilir? Bir yetişkinden nasıl yardım isteyebiliriz? O yüzden yani her çocuğun başında gölge öğretmen yok. Maalesef hani birçok ailenin buna imkanı da yok. O yüzden okulda sınıf öğretmenlerimize
aslında büyük iş düşüyor. Böyle bir durumla karşılaştığı zaman öğretmenin zorbalığı yapan öğrenciyle açıkçası bu davranışı onaylamadığını ve bu davranışı yapanları da onaylamadığını net, kesin bir dille belirtmek gerekiyor. Eğer çocuk bu davranışı yaptığı için bir yaptırıma uğrayacaksa da verilecek cezanın neden verildiğinin çocuğun anlayabileceği şekilde belirtilmesi önemli. Evet. Evet, yani peki buradaki yetişkin desteği ne kadar önemli? Yetişkinler arasında en büyük sorumluluk hangi gruba düşüyor sizce? Şöyle, aslında bizim çalışmamızda zorbalığın azımsanmayacak kadar az olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Özellikle de özel gereksinimi olan çocuklarımız daha fazla risk altında. O yüzden okulda öğretmenlerimizin bu konuda dikkatli olması çok önemli. Eğer okulda zorbalık tanınmaz ve ortaya çıktığında uygun bir şekilde müdahale edilmezse, maalesef okullar zorbalığı destekleyen mekanlar olma riskiyle karşı karşıya kalır. Şimdi tabii zorbalık okulda meydana geldiği için öncelikli olarak öğretmen ve okul yönetimi sorumlu. Ama bu şu anlama gelmiyor. Sadece onların sorumluluğu altında olduğu anlamına gelmiyor. Çocuğun hayatında yer alan tüm yetişkinlerin aslında sorumluluğunda. Bunu şöyle bir örnekle daha iyi belki açıklayabiliriz. Fil örneğinde olduğu gibi. Fil sürüsü örneğinde. Şimdi bir fil sürüsüne baktığımız zaman yavru fili korumak sadece anne babanın değil, o sürüde yer alan tüm yetişkinlerin eşit sorumluluğunda. Ne güzel söylüyorsunuz. Ne güzel söylüyorsunuz. Vallahi çok güzel bir benzetmeydi. Çok hoşuma gitti. Sağ olun. Tabii burada yani sadece yetişkinler değil. Şimdi okulda şöyle bir durum da var. Zorbalık sadece zorbalığı yapan ve zorbalığa uğrayan arasında geçen bir olay değil. Buna tanık olan diğer öğrenciler var. Bunlar da zorbalığı azaltmak istiyorsak muhakkak dahil etmemiz gereken kısım. Şimdi yapılan araştırmalarda şu görülmüş. Zorbalığa tanık olan çocukların %75-80'i zorbalığa katılmıyor. Ve büyük bir kısmı da mağdur olan çocuk için üzüldüğünü ve ona yardım etmek istediğini belirtmiş. Fakat gerçekten yardım edebilen kısım, yani yardım edebildiğini söyleyen kısım çok az. Fakat okullarda buna yönelik eğitimler yapıldıktan sonra bu çocuklarımızın mağdur olan çocuklara olan desteklerinde bir artış görülmüş. O yüzden aslında okulda önemli olan kısım gerçekten müfredatta bu tarz eğitimlerin verilerek tüm çocukların aslında bu sorumluluğu bir şekilde üstlenmesini de sağlamak lazım. Çünkü şu bir gerçek. Her zaman öğretmenin ya da anne babanın haberi olmuyor. Ama çoğunlukla bu olaya tanık olan okulda birileri oluyor. O yüzden tanıkların nasıl yaklaştığı, nasıl davrandığı da zorbalığı azaltmak için önemli. Doğru. Ya aslında biz toplum olarak farklılıklara karşı tepki verdiğimiz için bu ailelerden çocuklara aktarılan bir durum diye düşünüyorum ben. Yani biz sizi beklerken bir anne şey demişti. Yani çocuklardan çok aileler tarafından zorbalığa uğruyor çocuklarımız demişti. Yani ailelerin yetiştirdiği çocukların eseri birazcık da bunlar. Çünkü toplum olarak her türlü farklılığa bir ezme şeyiyle yaklaşıyoruz ve çocuklar da ailelerinden bunu öğreniyor. Öyle değil mi? Evet, doğrudur. Şöyle aslında insanlar temel refleksler hariç doğuştan gelen bir davranış repertuarına sahip değil. Yani bu şu anlama geliyor. Davranışlarımızın hepsini sonradan öğreniyoruz. O yüzden diğer davranışlarda olduğu gibi aslında saldırgan davranışlar da öğrenilen davranış. Ne yapıyoruz? Bu davranışı yapan başka birini gözlemliyoruz. Sonrasında onun o davranışı örnek alıyoruz, taklit ediyoruz ve öğreniyoruz. Şimdi bu çocuklara maalesef öcü gibi davranan, bizim sınıfımızda bu çocuklar olmasın diyen ve hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyen ebeveyni olan bir çocuğun hoşgörü davranmasını nasıl bekleyebiliriz? O yüzden burada aslında yetişkinler olarak çocuklarımızın davranışlarından bizim davranışlarımızın sorumlu olduğunu unutmamalıyız.
Yani bu aslında tabloyu daha da acılaştırıyor. Hani çocuktur, maruz görelim değil. Artık hani aslında çok daha acı bir tablo çıkıyor karşımıza. Evet, doğru. Şimdi bir de şu da var, yani hani şimdi tabii ki yani bu çocuklar arasında zorbalığın ortaya çıkmasında iki tarafın da zorluklarının payı var. Şimdi otizm tanılı olan çocuğun zorluğu ilişki kurma zorluğu. Ama tipik gelişim gösteren dediğimiz çocuğun zorluğu da farklılığı kabullenme zorluğu. Şimdi bir taraftan sosyal bilinç zorlukları olan, sosyal iletişim becerisi yetersiz olan otizmli bir çocuk var. Diğer tarafta ise otizmi bilmeyen, farkındalığı az olan, kabullenmesi yetersiz olan bir akran grubu var. Şimdi böyle olunca iki taraf arasında arkadaşlık hem sayı olarak hem kalite olarak azalıyor. Şimdi otizmli çocuk için bu şu açıdan sıkıntı. Daha az arkadaş, daha az sosyal destek, daha az sosyal ağ demek, daha fazla yalnız olma, daha fazla dışlanma, daha fazla zorbalık demek. Zaten karşı tarafla iletişim kurmayla ilgili motivasyonu az olan otizmli çocuğumuz bu motivasyonu daha da azalıyor, buna maruz kaldığında. Tipik gelişim gösteren çocuğumuz da otizmli olan çocukla daha az arkadaşlık yaptığı zaman bunu öğrenme fırsatını kaçırıyor. Otizmi öğrenme fırsatını kaçırıyor. Yani o yüzden biz aslında zorbalığı azaltmak istiyorsak sadece otizmli olan çocuğumuzun zorluğunu çözmeye çalışarak bu sorunu çözemeyiz. Tipik gelişim gösteren çocuklarımızın da otizmi öğrenmesini sağlamalıyız. Farklılıklara hoşgörülü olmasını sağlamalıyız. Yani bu iki tarafın da açıkçası kendi zorluğunu çözmesi gereken bir konu. Tabii yani aslında insan bilmediği bir şey konusunda böyle bir davranış geliştirir. Çünkü ne yapacağını bilmiyor ve bu Evet. davranış onun kullanımına geliyor ve bunu sergiliyor. Aslında bu davranışı gösteren çocuğun da bence çok ciddi bir desteğe ihtiyacı var. O belli olgunluğa gelmiş değil ve belki de o şekilde kendini kanıtlama, belki başka bir eksikliğini bununla kapatma. Belki zamanında o da başka birinden maruz kaldı böyle bir zorbalığa. Belki o da kendinden daha zayıfını bulunca o da orada o zorbalığı gösteriyor. Evet, doğru. Yani hani bu çocuk, sonuçta burada önemli olan nokta şu ya. Bu çocuk bu davranışı nereden öğrenmiş? Yani söylediğimiz gibi davranış sonuçta öğreniliyor. Başka birini örnek alarak bunu yapıyor. Yani ya kendi zorbalığa uğradı öğrendi. Ya bir arkadaşının başka bir arkadaşına bunu yaptığını öğrendi. Ya ailede örnek aldığı bir abla abiyi taklit ediyor olabilir. Şiddet içerikli bir video izlemiş olabilir. Ya da bunları yapan bir gruba dahil olmak istiyor. Onların davranışlarının benzerini yapıyor olabilir. Burada önemli olan, yani bizim bu çocuğumuz bu davranışı nereden öğrenmiş? Bu davranış çocuğumuzun davranış repertuarına nereden girmiş? O yüzden zorbalık yapan bir çocuğu sadece cezalandırmak sorunu çözmeyecektir. Bir, bunu nereden öğrendiğini tespit etmek lazım. İkincisi de gerçekten saldırgan davranış gösteren çocuklarımızda şunu görüyoruz. Bir sorunla karşılaştığı zaman çoğunlukla saldırgan davranış şeklinde karşılık veriyor. Alternatif başka bir çözüm yolu bulamıyor, bilmiyor. O yüzden eğer zorbalık yapıyorsa ya da saldırgan başka bir davranış gösteriyorsa bu çocuğun sıkıntı yaşadığı bir durum olduğunda saldırgancı bir davranış göstermek yerine alternatif başka neler yapabilir? Belki biraz bunun üzerine çalışmak faydalı olacaktır. Yani kesinlikle ben de o şekilde düşünüyorum. Peki burada bir çıkmaz var hocam. Şimdi biz çocuklarımızı sosyalleşsinler diye okula yolluyoruz. Çünkü Evet. çocuklarımız bir aşamaya geliyor, okula başlıyor. Tam böyle umutluyken o arada sosyalleşsinler isterken bu arada bu sefer akran zorbalığına maruz kalıp Evet. işin daha kötü bir aşaması işte sosyal geri çekilme veya uygunsuz konuşmalar vesaire vesaire başlıyor. Peki ne yapmamız lazım? Yani otizmli çocukları düzgün bir şekilde okuyabilmesi ve gelişebilmesi için bunun da önlenmesi için yani hani akran zorbalığını azaltmak için mi diyeyim veya ne yapmalı aileler? Yani bu konuyu birazcık böyle hani masaya yatırabilir miyiz sizin? Şöyle aslında yani otizmli çocuğumuz dahil özel gereksinimi olan çocuklarımız veya diğer çocuklarımız için, herkes için zorbalığı azaltmak istiyorsak önce zorbalığın varlığını kabul etmemiz gerekiyor. Her çocuk güvenli bir okul ortamında eğitim öğretim görme hakkına sahip.
Ne olursa olsun, hiçbir çocuk zorbalığı hak etmez. O yüzden okul ortamlarının güvenli olması için okul paydaşlarının zorbalığı önemsemesi ve açıkçası bunu ciddiye alması gerekiyor. Şimdi çocuğumuz diyelim ki geldi bizimle konuştu, zorbalığa uğradığını söyledi anne baba olarak. Öncelikle çocuğumuza rahatsız olduğu bu durumu gelip bizimle konuştuğu ve paylaştığı için memnun olduğumuzu, ona inandığımızı, onu suçlamadığımızı, duygularını anlamaya çalıştığımızı hissettirmeliyiz. Arkasından bunu okulla beraber ele almalıyız. Yani daha sonrasında bu durumu okul yönetimiyle konuşup beraber ele almalıyız. Şimdi bu çocuklarımızın, zorbalığa uğrayan çocukların gerçekten sosyal becerilerinin biraz daha kısıtlı olduğunu, daha çekingen olduğunu biliyoruz. O yüzden sosyal becerilerini biraz arttırmaya çalışmak, zorbalığa uğradığında kendini korumaya yönelik belki yeni beceriler kazandırmaya çalışmak. Okul içerisinde sosyal ona destek olabilecek bir şekilde bir arkadaş grubuna dahil olmasını sağlamak. Burada öğretmenlere daha çok iş düşüyor. Hani zorbalığa uğrayacağını ya da riski yüksek olan bir çocuğu olduğunu görüyorsa yalnız kalmaması için onu daha koruyup kollayabilecek, grubuna dahil edebilecek şekilde aslında koçluk etmesi gerekiyor. O yüzden hani burada hem aile olarak hem eğitici olarak bu çocuklarımızın öncelikle bizimle gelip bunu rahat bir şekilde konuşabilmesini, bize geldiğinde bir şekilde ona yardım edebileceğimizi bilmelerini hissettirmek, yani hissettirmek gerekiyor bunu. Evet. Evet, ben Garen'in okul döneminde böyle bir şey olduğunda bir şey öğretmiştik Garen'e. Okulda arkadaşların seninle dalga geçtiğinde gidip mutlaka bunu hemen öğretmene söylemelisin demiştik. Ve Garen hemen başlıyordu. Şimdi öğretmenin yanına gidiyorum diyordu arkadaşına. Evet. Ve arkadaşın öğretmenin yanına gitmesin diye o hareketinden vazgeçiyordu. Tabii Garen'den daha iyi düzeyde otizmliler veya zihinsel engelliler için bu davranışı belki çocuk yapmak dediğiniz gibi yani işte korkak olarak adlandırılabilir, grup dışında kalabilir falan ama bu en azından belli bir düzeydeki otizmler için çözüm yolu olabiliyor. Yani bunu otizmli çocuğa anlatmak ve çalıştırmak da önemli. Yani Evet. herhangi bir sorun yaşadığında bunu mutlaka gidip öğretmene anlatmalısın ve çocuk da bunu yapmalı. Orada mesela biz o şekilde biraz aza indirmiştik Garen'in ortaokul veya lise döneminde. Lisede azalmıştı zaten. Daha çok ortaokulda ve Evet. ilkokul 4'ten sonra çoğalmış. Lisede azalmıştı bu sayı. Bilmiyorum sizin şeyde nasıl çıktı ama Lise o dönemine bakmadık. Yani ilkokul ve ortaokul dönemine baktık. Evet, ortaokul döneminde şunu aslında biz de fark ettik. Diğer iki grup, yani zihinsel yetersizliği ve tipik gelişim gösteren çocuklar için bir farklılık yoktu ilkokul ve ortaokulda, ama otizmli çocuklarımızın ortaokul döneminde ilkokula göre daha fazla zorbalığa maruz kaldığını gördük. Yani aslında okul dönemi de biraz bunu değiştirebiliyor. Bunun şöyle bir payı olabilir. Daha ufak yaş grubunda olan çocuklar biraz daha hani sevecen ve kabullenici oluyor. Evet. Yani Burada çocuklar çok farklılıkları bilmiyorlar. Bu aslında daha acı. Büyüdükçe öğreniyorlar. Aslında işin acı tarafı bu. Yani çocuk büyüdükçe, geliştikçe zorbalığı öğreniyor. Ama lisede biraz daha kafası erdikçe bunu biraz daha yönetebiliyor. Hepsi için demeyeyim ama genelde böyle bir şey en azından ben kendim deneyimlemiştim. Peki şimdi az çok bahsettiniz akran zorbalığını azaltmak için ne yapılabilir konusunda epey konuştuk ama sizin bu çalışmanızdan sonra ne bileyim okullara vesaire yazılar gönderip bu veya milli eğitime yazılar gönderip hani bu akran zorbalığının önemini anlatabilecek ve bununla ilgili eğitimler düzenlenecek herhangi bir girişiminiz oldu mu veya olabilir mi? Yani bu konudaki düşünceniz nedir? Şöyle çalışma ile beraber olmadı aslında. Olabilir, güzel bir fikir. Ama benim ilk tezime karar vermeme sebep olan hastam için öyle bir şey yapmıştım. Çünkü aile çok hani çaresizdi, ne yapacağını bilmiyordu. Maalesef hani ailenin çaresizliği gerçekten çok üzücüydü. Ev hanımı bir anne, inşaat işçisi bir babanın çocuğuydu. Ve babanın söylediği şey şuydu, okul yönetimiyle bunu aslında konuşmuş ve çözmeye çalışmışlardı ama babanın maalesef söylediği
şu cümle çok acıydı. Hocam bizim gücümüz yetmiyor. Ne kadar acı değil mi? Yani hani aslında her çocuğun hakkı olan eğitimi alması için babaya gücünün yetersiz olduğu hissettirilmiş. O çocuk için ben okula yazı yazmıştım. Bana geldiğinde 7. sınıfa gidiyordu. Okul yönetimiyle bunu görüştükten sonra herhalde işin içine bir hekim girince biraz daha ciddiye alındı. Yani bu çocuk için orta öğretimi bir şekilde bitirttik. Yani 7. sınıftaydı bana geldiğinde. 7 ve 8'i bitirttik. Ama maalesef liseye gönderemedik. Ve isteksiz olan sadece çocuk değildi, aileydi de. Yani aile de liseye göndermek istemedi. Çocuğu nasıl koruyacağını bilmiyorlardı. Çünkü okula gittiği zaman çocuğun daha mutsuz, daha üzgün, hırçın da huzursuz olduğunu görüyorlardı. Böyle olunca eğitim haklarından vazgeçtiler. Çok acı. Yani aslında çocuklarımızın pek çoğunun eğitimden vazgeçmesinin en büyük sebebi bu akran Evet. zorbalığı. Yani aileler bunu taşıyamıyor, savaşacak gücü bulamıyor ve çoğu zaman işi yarım bırakıp ya işte özel eğitim sınıflarına, okullarına veya tamamen okul dışı kalıyorlar. Şimdi Evet. Sabri Hoca, ben de bu düşüncedeyim. Esas risk altında olanlar tanı almayacak düzeyde belirtileri olanlar demiş. Yani böyle bir kitle var, evet, tanı alamamış, almamış ama bir tuhaflık var. Bu çocuklarla gerçekten çok uğraşılıyor ve o çocukların yarın öbür gün ciddi travmalara sahip olmasına, işte arkadaşlık kurmasına engel olmasına ve hatta şöyle bir şey de görüyorum. Yani çocuk en ufak bir şeyde nem kapmaya başlıyor. Yani birisi kendi içinde bile gülse bana mı güldün Evet, deyip bana. ondan sosyal becerilerde çok ciddi bir sorun yaşıyor. Ben bunu çok yakından görüyorum kendi yakınlarımın arasında da. Ben de yani bu konuda çok ciddi bir eksiklik ve sorun olduğunu düşünüyorum. Keşke sizler, özellikle hekimler, bu araştırmalarla okullara gidebilip hani onların bütün müfredatını değiştirebilseniz ve bu konuyla ilgili en azından çözümcül de bir yaklaşım olabilse. Yani aslında evet, belki bu yayın vesile olur. Yani güzel bir fikir. Bakalım. Şimdi burada Evet. aslında ailelere belki şunu söyleyebilirim. Şimdi tanı almamış bir grup da var dediniz. Şimdi bir taraftan da eğitimin, eğitsel tedavinin ne kadar erken başladığı da önemli. Tabii. Şimdi 6 otizm belirtileri 6-12 aylık dönemde çok dikkat çekecek boyutta olmayabiliyor. Fark edilecek boyutta olmayabiliyor. Ama bu 6-12 aylık dönemden sonra olguların önemli bir kısmında aslında belirtiler dikkat çekmeye başlıyor. Şimdi bu 6-12 aylık dönemden 3 yaşına kadar olan dönem, yani 6-12 ay 3 yaş arası olan dönem aslında insan beyninde önemli hücre bölünmelerinin olduğu, önemli beyin hücrelerinde bağlantıların arttığı ve nöral sistem devrelerinin şekillendiği bir dönem. İnsan hayatında hiçbir dönem bu dönem kadar önemli değil, kritik değil. Neden? Çünkü insana ait üst düzey becerilerin şekillendiği dönem. Şimdi bu dönemde bu bahsettiğim, yani 6-12 ay ve 3 yaş arası olan dönemde bu bahsettiğim süreçlerde, bu beyin hücresindeki değişimlerde eğer anormal bir gelişim olursa otizm belirtileri ortaya çıkıyor. O yüzden erken bir şekilde tanı koyup eğitsel bir tedaviye, özellikle de bu bahsettiğim 6-12 ay ve 3 yaş arası dönemde başlarsak bu anormal gelişimi değiştirmek mümkün olabiliyor. Eğer çocuğu erken bir eğitsel, bakın burada tedavi hep eğitsel diye söylüyorum, bu çok önemli. Çünkü aileler çaresiz olduğu için farklı tedaviler de, farklı tedavi arayışında da oluyorlar. Bunun tedavisi eğitsel tedavi. Eğer erken bir şekilde eğitsel tedaviye başlatılırsa çocuğun belirtilerin azaldığı, var olan kapasitesini daha iyi kullandığı, dil gelişimini daha iyi olduğu ve dili daha amacına uygun bir şekilde kullandığını görüyoruz. Şimdi dil gelişimi 5 yaşından önce olması çok önemli. Çünkü otizmin seyrinin nasıl olacağını gösteren iki önemli faktörden biri dil gelişimi. O yüzden yani erken tanı ve erken müdahale çocuğun daha sonraki hayatında topluma daha uyum sağlaması, var olan kapasitesini daha iyi kullanması için elzem. Kesinlikle. Ben dün buna benzer bir şey paylaştım Instagram'da. 0-36 ay arasındaki işin önemiyle ilgili.
Bu ara bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Bakım evlerinde bir takım olaylar yaşanıyor. Otizmlerde kaybolma oranı oldukça çoğaldı. Yani otizmde sayı artıyor vesaire ama şunu da gözlemliyoruz biz eğitimde. Özellikle böyle 18 aylık gelen çocuklarda 36 aya kalmadan tanıyı doktorlar kaldırıyor veya riskler belirtiler kalkıyor. Yani eğitimin gücünü o kadar güzel görüyoruz ve yaşıyoruz ki yani ama buradaki Evet. önem bakın olay şu hocam yani hekimler arasında da bir görüş birliği yok. Bu çok çok önemli bizi çok üzüyor. Yani bugün benim bir annem anlatıyor. Diyor ki oğlum diyor, kızım diyor pardon oğlum 18 aylıkken fark ettim götürdüm ve dil gelişimindeki gerilik tespit edildi. Ama ailede de var diye demişler ki siz gidin evde daha çok oyun oynayın daha çok konuşun bu çocuk düzelir demişler. Ve 6 ay sonra ya randevu vermişler. Çocuk olmuş 2 yaşında. 2 yaşında gittiği psikolog yine benzer şeyler söylemiş ve şu an çocuk 3,5 yaşında daha eğitime yeni başlıyoruz. Yani aileler bazen fark etse bile hekimler arasında, psikiyatristler arasında da bir görüş ayrılığı var. Bazı psikiyatrist diyor ki kreşe gitsin düzelir. Yani bunu diyen çok fazla psikiyatrist var hocam. Yani bu Evet. konuda bir protokol yazılamaz mı? Sağlık Bakanlığı'na bilmiyorum. Bu gerçekten bu salgının artmasında ben bunu çok önemsiyorum. Biz Sabri Hoca'yla bu konuyu birkaç sefer konuştuk. Onun için şimdi kendisi de burada yayını bilmiyorum hala izliyor mu ama. Yani çok ciddi bir oranda erken müdahaleyle bu çocukların hayatlarına normal bir şekilde devam ettiklerini hepimiz gözlemliyoruz. O zaman neden bunu çocuk hekimleriyle bir kurul kurup işte sağlık ocakları, çocuk hekimleri ve psikiyatristler neden bunu bir ağız birliğine vardıramıyoruz? Bu bizim en Çünkü büyük engelimiz. evet. Şimdi burada aslında sorun şu. Çocuk bize geldiği zaman bazen tam olarak otizm tanı kriterlerini alacak şekilde tüm belirtileri göstermeyebiliyor. Şimdi onda yaklaşımımız şöyle oluyor. Şimdi bu çocuğun sonuç olarak alarm veren belirtileri varsa bir sorun vardır. Ve çoğunlukla da bizim gördüğümüz şu oluyor. Uyaran eksikliği dediğimiz gerçekten çocuğun çok fazla kendi haline kaldı. Gün içerisinde maalesef biraz teknolojik çağın da getirmiş olduğu ekran maruziyetinin fazla olduğu. Çocuklarımız çok fazla. Şimdi biz ilk muayenede bazen şüphelensek de çocuğun seyrinin tam tanı almadığı zaman çocuğun seyrinin nasıl olduğunu gözlemliyoruz. Tabii 6 ay uzun bir süre. 3 ay aralıklarla görmek gerekir ufak yaş grubunu. Orada eve git, oyun oyna düzelir değil. Belki hani orada ifade edilen kısım yanlış mı anlaşıldı bilemiyorum ama oyun çocuğun hayatında çok önemli. O yüzden ailenin evde nasıl oynadığı, ne kadar oynadığına yönelik gerçekten muayenede buna yönelik anlatıp ne yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl oynayacağıyla ilgili bilgi verip ve ekranı kısıtlayıp kreşi muhakkak devreye koyup çünkü akranlarıyla beraber vakit geçirmesini sağlayabileceğimiz yer, sosyalleşebileceği yer kreş. Bütün bunları koyup 3 ay sonraki kontrolümde benim de karar verdiğim vakalarım oluyor. Yani hemen ilk görüşmede tabii ki otizm kriterlerinin hepsini tanı alacak düzeyde atipik ya da tipik taşıyorsa zaten otizm diyoruz. Ama eşik altı dediğimiz çocuklarda uygun müdahaleler. Hadi eve git ne yapıyorsan yap değil. Ne yapacağını zaten söylemek gerekiyor. Ve sonrasında takiplerde çocuğun seyrinin nasıl olduğunu görmek lazım. Bir de şöyle bir şey var. Şunu da unutmamak lazım. Şimdi çocuk eğitsel tedaviye gitti. Otizm belirtileri taşıyordu. Düzeldi. Hadi git bay bay demiyoruz. Çünkü yapılan araştırmalarda şu gösterilmiş. Otizm tanısı alan çocuk bir yıl sonra otizm tanısı almıyor. Bir yıl sonra tekrar kriterleri kapsıyor. Tekrar alıyor. O yüzden 5 yaşına kadar, 6 yaşına kadar olan dönem çok önemli. Bizim açıkçası Ankara Üniversitesi'nde aldığımız eğitimde yaklaşımımız şöyleydi. Çocuğu biz 6 yaşına kadar belirtileri toparlamış olsa bile kendi haline bırakmamak için muhakkak eğitsel tedaviye devam ediyorduk. Ve bunu da aileye açıklıyorduk. Yani evet şu an iyi ama çocuk riskli bir çocuk. Kendi haline kaldığı zaman tekrar gerileyebilir. O yüzden bu çocuğu kendi haline bırakmaması gerekiyor. Tabii burada ailenin ne anladığı, sizin ne anlattığınız arasında eğer farklılık varsa maalesef ulaşamıyoruz demektir aileye. Aileye ne kadar ulaştığımız önemli. Ailenin ne kadar anladığı önemli. Yani ne kadar anlatabiliyorsa o kadar faydalı olmuşuzdur.
Doğru söylüyorsunuz hocam. Ama yani ben hep, kusura bakmayın, hep şunu gözlemliyorum genelde. Yani riski gördüğü anda hekimlerin, yani o bir risk var ya, orada belki otizmli bu çocuk demek aileyle çok ciddi bir travma yol açıyor, kabul ediyorum. Ama bir risk var ve bu riskin de birinci ilacı özel eğitim. Özel eğitim zaten sadece masada yapılmıyor ki, yerde oyunla yapıyoruz küçük Tabii. yaşta oyun eğitimi. Yani ilişki temelli yapılıyor zaten. Yani çocuğun durumuna göre ayarlanıyor zaten onlar. Ve yani o ilerlemeleri de görünce çok ciddi bir kazanım olduğunu zaten hepimiz Evet. gözlemliyoruz. Dediğiniz gibi ailelerin ne anladığı çok önemli sizin söylediğinizden. Evet. Ya şu konuda haklısınız. Kesinlikle bir risk olduğunu düşünüyorsanız bunu aileyle paylaşmanız gerekiyor. Ailenin rahatlayıp bırakmaması için. Risk var. Evet, belki şu an tanı alacak düzeyde değil ama bu çocuk riskli grupta. Ve bu çocuğu biz kendi haline bırakırsak 5 ay sonra, 6 ay sonra bu çocuk artık otizm tanısı alacak düzeyde belirtiler oturacak. O yüzden evet, kesinlikle kafamızda ne varsa bunu aileyle paylaşmak. Korkutmadan, ürkütmeden, neden Korkutmadan, evet. yap, evet. Ne önerdiğimizi ve aklımıza ne olduğunu muhakkak aileyle istişare yaparak, konuşarak beraber gitmek önemli. Zaten arada güven ilişkisi kurulmadığı zaman tekrar aile gelmiyor. O güven ilişkisi çok önemli. Evet. Aile size güvendiği zaman, muayenenize, görüşünüze inandığı zaman zaten sizin aileyle kafanızdaki her şeyi paylaştığınızda bu güven ilişkisi kuruluyor. Güven ilişkisi kurulduğu zaman da o çocuk size geliyor. Kopmuyor. Bu önemli. Tabii, güven dediğiniz gibi çok önemli. Yani orada şeyi de biliyorum ben. Yani bir hekim bir gün bir çocuğa çocuğunuz otizmli diyor bir aileye. Ve aile için bir travma ve aile şunu demişti. Ben o hekimin kapısının önünden bile geçmiyorum artık demişti. Evet. Tabii onu birdenbire öyle otizm demek de çok ciddi bir travma. Ama işte hekimliğin buradaki işte ulvi şeyi de ortaya çıkıyor. Aslında bir Evet. taraftan da işte psikolog gibi. Yani hani, evet söylemek ama o aradaki sıkı böyle o ince çizgiyi de Evet. atlamamak. Ailenin çünkü o özellikle erken dönemdeki şeyi almış olduğu müdahaleler çocuğun hayatını kurtaracak belki Evet. de. Çok Bir de önemli. şu konuyu unutmamak lazım. Maalesef hepimiz çok uzun vakit ayıramayabiliyoruz çalıştığımız şartlardan dolayı. Yani mesela benim çalıştığım hastanemde evet gerçekten burada hani biraz başhekimimizin de hoşgörüsünden dolayı hastalara yarım saat vakit ayırabiliyoruz. Ama şunu biliyorum ki birçok arkadaşımız 15 dakikada görmek zorunda. Şimdi biz çocuğu gördüğümüz zaman aslında içeri girdiğinde 5 dakika sonra otizm olduğunu anlayabiliyoruz. Ama aileye bunu 5 dakika içinde söylemek, ya hocam görmedi 5 dakika gördü otizm dedi. Şimdi da hani hesaba katmak lazım. Evet, doğru. Yani işiniz zor hocam. Yani onun için doktorluk bu kadar zaten muhteşem bir meslek. Kolaylıklar diliyorum işinizde. Onun için de işte canları siz kurtarıyorsunuz, hayatları siz kurtarıyorsunuz. Keşke buradaki bu tezinizin sonuçları çok kişiye ulaşabilse ve okullar da bununla ilgili bir takım önlem planları oluşturabilse. Evet. Rana Hanım açıdan bana sürekli saati gösteriyor. Saatimiz çünkü kapanmadan, Evet. yayınımız bitmeden ben kapatmak Evet. zorundayım. Yoksa kayıtta Çok hızlı geçmiş sıkışıyoruz. gerçekten. Evet. Peki Desteğiniz ben için çok teşekkür ediyorum. rica ederim. Şunu söylemek istiyorum. Bu tez sürecimde yoğun ve stresli bir süreçti. Desteklerini benden esirgemeyen tez hocam, Profesör Doktor Bilim Günay Kılıç hocamıza buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii Evet, hastalarıma, özellikle bir şekilde hayatımızın kesiştiği hastalarım ve ailelerine buradan sevgilerimi gönderiyorum. biz de buna vesile olduğunuz için sizlere ve tüm destekçilerinize teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir yayındı. Yayınımızı kaydediyoruz zaten. Sonrasında hem Instagram'dan hem de YouTube'dan izlenebilir. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. İnşallah başka bir yayında tekrar sizinle birlikte oluruz. İyi Teşekkür ederim, akşamlar sağ olun. diliyorum. İyi akşamlar. Tüm partilere de iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Hoşçakalın.